Salatü ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah gecemizi, gündüzümüzü hayli eylesin. Fecr suresini mi söylüyordu? İnşirah. İki gündüz arasında gece. Geceyi ortadan kaldırmak için gündüz takip eden, geceyi ortadan kaldırmak için takip eden gündüze yemin olsun diyor. Görüyor musun farklı? Mesela iki gece arasında bir gündüz demiyor. İki gündüz arasında bir gece. Fatih fark etti mi abi? Mesela bir sandviç düşünün, tatlı ekmek parçası, bir de tatlı burası. Buraya acı koyarlar. İki tatlı arasında bir acı yenir. Ama iki acı arasında bir tatlı çok zor. Yani olumsuzluğu kaldırmak için ortadan olumluluk geliyor. Geceyi diyor kaldırmak için takip eden gündüze yemin olsun. Geceyi takip ediyormuş. Kalk diye. Çok tuhaf ya. Peki. Konumuz şu. İnsan ölümden korkuyor. Çünkü insan namaz kılmıyor. Çünkü insan, bazı insanlar zekat vermiyor. Çünkü İnsan ahirete inanmıyor. Çünkü soru sorun başka ne varsa hepsinin tek bir cevabı var. İnsan kendisini tanımıyor. Ben canlı yayına bir gireyim. Yememiş. Cevabı neymiş abiler? İnsan kendisini tanımıyor. Hepsinin cevabı insan tanıdıkça bunlar oluyor. Çünkü tanımadığı bir şey ne ile nasıl çalıştıracağını nereden bilecek? Tanımadığın motoru nasıl tamir edeceksin? Olur mu? Evet, ben şuraya koyayım, dersime başlayacağım. Hepsinin cevabı insan kendisini tanımıyor. Kaç yaşındasın sen? 9,5. Yaşlanınca hep düşürürsün, merak etme. Sen nasıl? 10. Oo. En büyük nurcu bunlar. Başka büyük nurcu var mı? Bu kaç yaşında Giren? Kaç yaşındasın? 8. O en, bu daha büyük. 8, 9,5, 10. Sen kaç yaşındasın? Acaba? 70. 70. Daha büyük olan var mı? Dedem olursa? Dedem burada mı? Dedem 75 yaşında. Bak, ustad diyor ya, 7'den 70'e kadar. Aynı ders. Evet, şimdi insan niye namaz kılmıyor? Niye ölümden korkuyor? Niye bunu yapmıyor? Niye bunu yapıyor? Hepsinin sorusunun cevabı insan kendisini tanımıyor. Şimdi kendisini tanımak nispetinde namazın ihtiyaç olduğunu görür. Bir daha, kendisini ne kadar tanırsa namazın ihtiyaç olduğunu görür. Kendisini ne kadar tanırsa ahiret ihtiyaç olduğunu görür. Ahiret ihtiyaçtır. Kime? Fark edene. Şimdi onunla alakalı. Namaz niçin ihtiyaçtır? Namaz ihtiyaç mıdır? Sayfa 42 sözler. 5. nükte. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Zayıf. Buna mukabil
Halbuki her şey ona ilişir, onu mütesir ve mütelim eder. Her şey ona ilişiyor. Aslında ters olması lazım. Her şey ona ilişenin çok güçlü olması lazım. Her şey ona ilişiyor. Her şey ona düşman, her şeye mukabele edecek güç olması lazım. Her şey ona ilişiyor. İlişmeyen var mı? Mikrop, ihtiyarlık, hastalık, ölüm, firak, daha bir şey yok. Ayrılık. Her şey insana ilişiyor. En ufak bir laf ilişiyor. Sevgili arkadaşlar, size bir laf söyleseler tam 2 sene, 20 sene unutmazsın. Değil mi Fatih? Ahıra gitsek, sığıra Kur'an okusak veya hakaret etsek, Kur'an okudun diye memnun olmadığı gibi, bana hakaret ettin diye küs de olmuyor. İnsan öyle mi? Ya bir söz, bir çift sözü 20 sene unutmuyor. İyi veya kötü. Böyle bir yapısı var. Dibi yok yani, değiliz. Yani dibi, insanın fıtratı, öbür taraf açık. Yani fıtratına had konulmamış. İnsan diyor, fıtraten gayet zayıftır. Fakat ona ilişen, mütesir eden her şey. Hem gayet acizdir. Şimdi insanı tanımlıyor. Böyle bir insana ne lazım? Ders o. İlk önce insanı tarif ediyor. İnsan bu. Hakikati yani. İnsanın mahiyeti değil de hakikatını tarif ediyor. İnsan böyle bir hakikata sahip. İnsan gayet acizdir. Tansiyonuna sahip değil. Nabzına sahip değil. Kalbine sahip değil. Hiçbir şeye sahip değil. Ama her şey ona ilişiyor. İhtiyarlıktan, mikroptan, bir çift söz, dibe indirdiği gibi bir çift söz de yukarıya alıyor. Böyle bir şey. İki, ikincisi, birincisi gayet zayıftı. İkincisi gayet acizdir insan. Halbuki belaları, düşmanları pek çoktur. İnsanın ne kadar belası var? Sanki tövbe yani. Arkadaşlar rahat olun. Sanki Allah buraya atmış fareyi kedilerin önüne atar gibi bu salonda hadiselere bizi yem atmış. Bir o tokatlıyor, bu tokatlıyor, kanser vuruyor, ihtiyarlık çakıyor, korona itiyor, dostlar beni terk ediyor, eşimden ayrılıyorum, parasız kalıyorum, öksürü tutuyor. Ya ne ya bu? Hakikaten ya, sanki atılmışız böyle sapanla. Urfa'daki o şey var ya böyle, İbrahim Aleyhisselam atılmaz gibi, sapan gibi. Atılmışız böyle ovaya, Haran Ovası'na. Ne alem varsa gör. Öyle gibi gözüküyor İbrahim. Ne yapacak? İnsan gayet acizdir. Halbuki belaları, düşmanları çoktur. Ya bir düşünce ya. Koca bir adam ya, koca bir adam. Kontrollü düşünce olmayınca kafa cehennem oluyor. Ustad diyor ki, şu kafası cehenneme dönen insanın cehennemi cismani, ahiretteki cehennem serin gibi olur. Ondan intihar ediyor. Yeter ki bu cehennemden kurtulayım da ona gireyim diyor. İntiharla sanki bundan kurtulduğunu zannediyor ama öyle zannediyor. İnsan kafası kah cennet oluyor, kah cehennem oluyor. Keşkelerle dolu bir dünya. Mehmet, keşke. Keşke yapmasaydı, keşke demeseydi, keşke yaptırmasaydı. Keşke taktırmasaydı, keşke gitmeseydi, çıkmasaydı evden. Biter mi bu? Bitmez. Sahibini olsa yine mi bitmez? Ha. Değişir. Demiştik ya, burada geçmemişti de, Rize'deydim. Tanımadığı bir numara telefon ediyor.
derste canlı yayında olduğu için biliyor. Ömer. Yani 10 gün geçmedi işte. 10 gün. Tanımadığım bir numara telefon ediyor. Kaldırıyorum. Selam kelam. Dedi ki, ben dedi senin adetinmiş. Sen demeden söyleyeyim. Senin telefonunu benim gelinden aldım dedi. Ben diyor kendimi tarif edeyim. Hiçbir şey demiyorum. Diyor ki, senin ne iş yaptığını, kim olduğunu biliyor. Senin hayal edemediğin kadar servetin var bende. Ege'de, şey söylemeyeyim, servetim var, her şeyim var, 70 küsür yaşındayım ve niçin mutlu değilim? Abiler, her şey var, benim hayal edemeyeceğim kadar serveti var, sağlığı da iyi, yani kanser manser de değil, niye mutlu değilim? Niye şimdi balkonda diyor, kahve içiyorum, sigara tutuyorum, niye huzursuzum, niye bununla varmak istediğim şeye varamadım? Oysa ben mutlu olmak için bunları kazandım. Niye mutlu değilim? Her şeyim var, mutlu değilim. El cevap? He? Recep, her şey var, mutlu değilsin. El cevap? İman yok. İman var, onu dedi. Ben Müslümanım dedi, namaz kılıyorum, şey, namaz demedi de, oruç tutuyorum dedi, he? Kendini tanımıyor dedin ya başka. Kendini tanımıyor, başka, her şeyim var, mutlu değilim. Ben ona, tabii ki kendini tanımıyor da, çok artık. Her şeyin, bak, her şeyin var, mutlu değilim, sebebi her şeyin sahibi yok, sende. E, namazım var dedi. Yani, olmuyor, kendini tanımıyor. Şimdi size şey yapalım, ona göre hiçbir şeyiniz yok ama her şeyin sahibi sizde. Rahat ediyoruz. Ya, ya gülebiliyor musun? Rahat mısın? Kafan cehennemden kurtulmuş mu? Allah ile olayları yorumlayabiliyor musun? Hadiselerden sıyrılıp, anlamlandırıp, basamak yapabiliyor musun? Dünya bu biliyor musun? Deri hikaye. İnanın içim dolu örneklerle. Rahat ol. Şükret. Ağzımız alışsın. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Her şey yolunda çok şükür. Her şey yolunda çok şükür diyeyim. Bir daha. Hem gayet acizdir, halbuki belaları, düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir, halbuki ihtiyacatı pek ziyadededir. İnan ters çalışıyor değil mi? Bak, zayıftır. Onu müteessir eden, rahatsız eden, ilişen çok. Acizdir, belaları, düşmanları çok. Ters değil mi abiler? Şimdi fakirdir, ihtiyacı sonsuz. O 17. sözde diyor ki, ihtiyaç dairesi hayal dairesi kadar geniştir. Hayal nereye gitti? Ay'a. Keşke Ay'a gitseydim ya. Bak Ay ihtiyaç oldu. İhtiyaç dairesi, hayal dairesi kadar genişti. Ama acizim, şey, fakirim. Bu kaç etti? 1, 2, 3, dördüncü şey. Hem tembel ve iktidarsızdır. Tembeldir. İktidar da pek yok. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağır. Hayatın tekalifi gayet ağır. Hayatın şartları. Hayvanda ot ve su. Ot ve su. O da her yerde var. Elbise derdi yok, ayakkabı derdi yok, hastane derdi yok, kariyer derdi yok. En önemlisi imanı kazanma ve kaybetme davası yok adamda. Hayvan vallahi. Hayvan olmak lazım ama elimize geçmiyor. Yani hayatı kral gibi yaşamak istiyorsan hayvan olmak lazım. Ama elimize geçmiyor ki. Ustad ne diyor? Diyor ki ben sana kaç defa söylerim hayvan olamazsın. Çünkü aklı kafanda akıl var diyor. Yok o da elimize geçmiyor. Bir daha. Sanki İbrahim Aleyhisselam'ın çarmıha gibi koymuşlar bizi. Haran Ovası'na atar gibi. Attılar bu sahra dünyasına. Ne halin varsa gör. Öyle değil ya. Bakalım. Kaç? 4. Zayıftır dedik.
acizdir dedik, fakirdir dedik, tembel ve iktidarsızdır, hayatın tekelifi var. 5, çok acayip bir cümle bu, İnsaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firak mütemadiyen onu incitiyor. Yani insaniyet bizi kainatla alakadar etmiş. Bana ne diyemiyorsun? Yerin altındaki madenlerden semadaki kuyruklu yıldızlara kadar. Acaba Allah benden razı mı? Şu kardeşler ne düşünüyor? Bazen diyorum ya, iyi misiniz? Sıkılmayın, rahat olun. Gelmeyin vesaire. Hani böyle bana bir şeyler yansıyınca acaba benden mi sizden mi diye. Bak bu kadar insan asas. Ama sığır öyle değil. Bir tanesini kessen öteki zor burada otlar. İnsan, bak insan insaniyeti itibariyle bütün kainatla alakadar olmuş. Herkes de. Mesela 1400 sene önce, 5000 sene önce Nuh Aleyhisselam'la alakadarız ya. Şuraya bak. Alakaya bak. 5 etti, şimdi 6. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Akıla geldi ve son şey, 6. Akıl ona yüksek maksatlar, baki meyveler gösteriyor. Yani bu hakikaten bize uygun değil buralar. Yüksek maksatlar gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. Ben bir okumuştum böyle Osmanlıca bir kitapta. Diyor ki Azrail Aleyhisselam en çok şaşırdığından bir tanesi şu. Sormuşlar Hikmet-i İhsani ile Azrail Aleyhisselam'a da en çok nereden şaşırıyorsun dedikleri zaman demiş ki biraz sonra diyor canını alacağım kişinin diyor arkasındayım. Fatih canını alacağım diyor. Fakat kafasının içine bakıyorum. O düşündüklerinin diyor olabilmesi için diyor 1000 sene ömür lazım, 1 milyon sene ömür lazım. Ama bilmez ki bir dakikası kalmadı. İnsanın bu garip haline şaşırıyorum diyor. Buna şaşırıyormuş. Çok garip ya. Onun şaşırdığını biz yaşıyoruz. Tamam abiler, insan böyle. 6 tane. İnsan fakirdir, acizdir, ona zayıftir. Tembeldir. Hayat şartları ağırdır. İnsaniyet kainatı alakadar etmiş. Hem de akıl ona yüksek maksatlar gösteriyor ama aklın gösterdiği bir hayatta değiliz. Niçin değiliz? Yani yüksek baki meyveler gösteriyor. Onları yapmaya kalksan ömrü kısa, eli kısa, iktidarı kısa, sabrı kısa. Böyle bir insana ne lazım? Böyle bir insana ne lazım? Yani bu tanımlar olunca üzerindeki şu anda kuracağımız hakikat istifade edilir. İnsan bu. İnsan nedir? Gayet acizdir. Gayet fakirdir. Gayet zayıftır. Ona tembel ve iktidarsızdır. İnsaniyet tarafı var onu kainatla kadar etmiş. Hem akıl ona yüksek maksatlar gösteriyor ama ömrü kısa, eli kısa, iktidar kısa, sabrı kısa. Böyle bir insana ne yapacağız kendimize? İşte bu vaziyette bir ruh, fecir zamanında bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyaz ile, namaz ile müracaat edip arzuhal etmek. Arzuhalciyi biliyor musunuz eskide? Şey vardı, adliyelerin önünde kaymakamlı dilekçe yazan yazıyorlardı. Onların adı arzualcı. Şimdi namaz da öyleymiş, arzua. Yani sen söylüyorsun, yazıyor. Namaz bir sayfa yani. Namazda giriyorsun o aleme, arzualini yazdırıyorsun. Ama giriş sebebi o, namaz. Namaz neymiş? Böyle bir 6 tane ters çalışan bir sistemin sahibiyiz, ruh. Fecir zamanı. Fecir ne demek? Sabah namazı. Kadir-i Zülcelal'in. Ha, Kadir. Olacak. Sonra Allah Kadir olması yetmiyor bana. Benim ihtiyacımı tam karşılamıyor. Gaddar olur. Rahim-i Zülcemal olacak. Rahim olacak. Dergahına namaz, niyaz ile müracaat edip arzuhal etmek. Yani isteklerini söylemek,
Tevfik ve medet istemek. Yani ya Rab bana yardım et. Demek ki namaz buymuş bir tane. Fecir sabah namazı şuymuş. Öyle insan, zıtların karması olan insan, bir kararsız bir dünyada, sanki Haran Orvası'na atılmış gibi böyle, ne halin varsa gör gibi, Afrika'ya atılmış bir insan gibi, hangi hayvan parçalasa parçalasın seni. Böyle bir insanın fecir zamanında Kadir-i Zülcelal'in, yani ihtiyaçlarımızı yapabilen, ama yapmak da isteyecek, yapabilmek yetmiyor, Rahim-i Zülcemal olacak, böyle bir zatın dergahına, yani hakikat alemine namaz ile müracaat edip arzual etmek. Dilekçe var ya, arzual dilekçe, arzualcılar. Dilekçeni yazmak. Ondan tevfik istemek. Yardım et ya Rabbi. Medit istemek. Ne kadar elzem, ne kadar lazım, lüzumlu. Ve peşindeki gündüz aleminde, hani dersin başında dedim ya, İki gündüz arasındaki geceye. Devamda şöyle diyor. Geceyi ortadan kaldırmak için takip eden gündüze yemin olsun. Ya Kur'an hakikaten psikoloji kitabı ya. Yani birbirlerini ortadan kaldırmak için savaşıyor ama Kur'an şöyle nazar veriyor. Geceyi ortadan kaldırmak için takip eden gündüze. Sıkıntı mı var? Kulak bunu işte. Ferahlık geliyor demektir. Ölüm mü var? Baki bir ayet başlıyor demektir. Ya bak, onu ortadan kaldırıyor. Arkasından geliyor. Çok tuhaf. Ha, şimdi medet istemek ne kadar elzem. Peşindeki gündüz aleminde fecir zamanı ya sabah namazı. Gündüz şimdi gelecek. Başımıza gelecek. Başımıza neler gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta istinat olduğunu bedaten anlaşılır. Ha, sabah namazı şöyleymiş. Böyle dayanak noktası içinmiş. Böyle. Çünkü gündüz başımıza neler gelecek? Bir sürü iş var. Bir sürü iş var. Ha? Ondan sonra ihtiyaç çok. Sistem ters çalışıyor. Karşılık verecek bir şey yok. Aciziz, fakiriz, noksanız, kusurluyuz, eksiyiz. Her şey bizi alakadar etmiş. Herkes bizi, her şey bizi rahatsız ediyor. Böyle bir ruh için sabah namazı vakti Kadir-i Zülcelal'in, Rahim-i Zülcemal'in dergahına azual etmek, tevfik istemek, medet istemek, yardım istemek ve arkadaş, biraz sonra başlayacağı gündüz hayatında başına ve beline yüklenecek yüklere karşı bir dayanak noktası aramaya bu ruh ihtiyacı var. Namaz kıldığımız sabah namazı Allahu Ekber dedikten sonra artık rızkın için piyasaya çıkıyorsun. Garanti altına alındın. Ölene kadar ölsen şehidi manevisi. Çünkü namazdasın. Allah Allah. Demek ki sabah namazı nokta istinattır. İlk sabah namazını kılan peygamber kimdir? Hatırlayan var mı? Adem Aleyhisselam. Ya. İlk öğleyin Musa Aleyhisselam. Musa mı önce gelmiş, İbrahim mi? İbrahim. İbrahim. Ve zuhur zamanındaki zuhur neydi? Öyle. Zuhur zamanındaki o zaman gündüzün kemali. Gündüz ne demek? Gündüzün kemali ve zevale meyli yapmaya. Gündüz artık kemali buldu. Gündüzün kemali. Sonra zevale meyli, ayrılmaya meyli. Yevmi işlerin avani tekemülü. O günlük işlerin kemal artık. Kemal kazanıyor. Yaptık da ne oldu da belli değil. Öğleden sonra onun kemalatını gözüküyor. Meyvelerini. Meşagilin tazikatından, yani sabahtan beri çalıştık. Meşguliyetlerin
insanı sıkmasından muhakkak bir istiyat zamanıymış ruhun. Koca sabah namazı vaktinden öğleyin namazına kadar böyle bir çalışma. Ruh için bu. Ha, ruhunu dinleyen için. Ama ruhunu uyutan, şırınga eden, bastıran, işte başka ha 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 hu hu'larla olan. Aslında o sıkıntı şarkılarla, türkülerle, hele tekstillerde daha çok olur. Böyle o kadar bastırılıyor ki tekstil atölyelerinde böyle. En acayip bariz o. O sebebi şu. Ruh sıkılıyor. Sıkıldıkça aç biraz daha. Şu makam değişsin. Arabesk gelsin, o gelsin. Ya, o ruhun çeşitliliği. Ruhun azabının çeşitliliği o. Bastırmak için bastır. Sonra fiil artık ne meymenet kaldı, ne surat kaldı, ne suratta nuraniyet kaldı, bir şey kalmadı. Yani acayip monoton, sabahtan akşama şişmiş kafa, nokta istinadı ve sistemini kaybetmiş bir gayesiz bir hayat, sergerdan gibi bu durumdan çıkıyor. Vay be, Allah Allah. Gelecek. Namaz da yoksa Allah muhafaza. Duman. Artık ruhu ölüyor. Öldüre artık ölecek tarafı kalmıyor. Artık bu uşkurluk ve mide için artık uşkurluk ve mide de kalmıyor, biliyor musunuz? Onun bizim için biraz oluyor. Artık terse dönüyor. Makine neye dönüyor? Hırçın, saldırgan, doyumsuz, iyi dinleyin, kanaatsız, doyumsuz, bak, hırçın, kanaatsız, doyumsuz, tatminkar yok, tatmin yok, sabır yok. Ve artık hayata böyle başlıyor. Her şeyi kendi artık, ben bugünü kurtarayım. O günü kurtarmanın peşinde böyle bir ruh oluyor. Ama biraz önce anlattığım sabah namazını kıldım. Ya Allah bismillah dedi. Ha? Arzu halini verdi. Tevfik yaptı. Yani arzu haliyle yardım istedi. Medet istedi. Sonra sabah çıkarken şöyle dayanır gibi nokta istinadı da buldu. Ya Allah dedi. Allah tevekkül teala Allah. Allah ve ahirette ümitli artık. Dünyada en bahtiyar insan, o hani anlattım ya ders başında. En bahtiyar insan Allah ve ahiretle ümitli yaşayan insandır. Onlara özenin. Hani jipine, kariyerine, yakışıklığına, güzelliğine değil. Bir insan Allah ve ahirette ne kadar ümitli yaşıyorsa hakikaten gıpta edilecek adamdır. Allah ve ahirette. Onu ne zaman anlarsın? Korona tepene binir. Biner. Yoğun bakıma geldiğin zaman veya nefes alamadın, illa o şart değil, kanser kapını çaldığı zaman veya bir sürü sıkıntı sebepleri var, o zaman tutunacak sermaye ne? Nereye tutunacaksın? Burada bunu konuşurken ben olmuyor muyum hasta? Ben şeyler başıma geçmiyor, neler geçmiş? Hayal edemeyeceğin kadar. Kaç gün insansız konuşabilirsin, kalabilirsin? Kaç gün? İnsanla görüşmeden. İnsanla iki kelam etmeden. He? Sen hiç böyle kaşığı tabağa vurdun mu ses duyayım diye? Artık ses duymak istiyorsun. Ses yok. 4 ay 20 gün ya. Bunun 20'sini çıkar 4 ay. Tek. İnsan yok. Ses yok. Kaç tane kale bodur var sayıyorsun. Çaprazlama sayıyorsun, düz sayıyorsun, öyle sayıyorsun. İntegral hesaplar yapıyorsun. Yani bu dünyada küçük. Bir de niçin söyledim biliyor musun? Ben bu da altın bilezik gibi görüyorsun. Berat seneti diye görüyorsun bir de. Ha? Bir de ya günahın sebebi ise anlıyor musun bak? Arkadaşlar,
şey demek istiyorum. Zor durumda neye tutunuyoruz? Onun çapını genişletmek lazım. Şimdi. Tamam. Demek ki öğlen vakti hayatın o başlangıcından eğrisi, çan eğrisinden çıktık. Kemal buldu. Onların kemalinin görmek, hayata tahammül gücü vermek, fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti. Bir de okuyorum. Öğleyin. Fani dünyanın bekasız, ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüs vakti. Sersemlik şu arkadaşlar. Şuraya farklı farklı insanlar dizilsin. Tamam. Seni de koyalım şimdi ortaya. Kim bak? Tek 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 Ahmet ne yapıyor? Tefekkür ediyor. O yapıyor. Böyle bakıyorsun. Tamam. Şimdi seni kaldırsınlar abi. Çevir. Bak. Çevir böyle. Ortada seni çeviriyor. Bir cihaza koyup dönüyorsun. Bu insanları nasıl görürsün? Serseri. Yani sersem gibi olur. Sersemlik. Yani hiçbir şey tanımlanamıyor. Tanımlanamadığı için anlamlanamıyor. Anlam kazanamadığı için kıyas edilemiyor. Kıyas edilmediği için sana bakan yönünü göremiyorsun. Bu kimdir? Hepsi beyaz bir siyah çizgi gibi olur değil mi? Artık ruh o kadar sersem olmuş ki eşya böyle olmuş. Hiç anlam yok. Ağaç varmış. Sen 10 senede ben oradan geçiyor işe giderken. Orada ağaç olduğunu görmemiş hiç. İşte böyle olmamak için ruhun teneffüs vaktiymiş. Sonra inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Bir daha inamat-ı ilahiyenin, inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir an. Nedir o inamat-ı ilahiye? Allah'ın o günlük sana verdiği nimetlerin ettiği andır. Başka? Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip, el bağlayarak yekün nimetlerine şükür ve hamd edip, istihane yardım istemek ve celal ve azametine karşı ruku ile acsini izhar etmek. Bak, kıyam neymiş? Bir daha okuyorum kıyam. Ruhu beşer, gündelik o hayatın tazikinden kurtulup, namazda kurtuldum, tamam, dergi, seccadeyi koydum. Oh be, Bodrum'da tekstil atölyesinde çıktım. Abdesti aldım. Gafletten sıyrıldım. Manasız ve bekasız şeylerden ayrılıp kayyumu baki olan, onunla her şey var olan, varlığı devam eden Allah'ın dergahına el bağlamakmış. Kıyam etmek. Sonra şimdi rüküye gideceğiz. Allah'ın yekün nimetlerine, ne kadar nimetleri var? Böyle durduk. Oho, ne kadar nimetleri var. En şeyi şu, istidadım ebed istiyor. Onun cevabı kadar dünyada büyük nimet yoktur. Ona verilen cevap. Ebed istiyorsun, bir anda her yerde olmak istiyorsun. Ölmek istemiyorsun ya. Cevabı neresi olabilir? Ancak ahiret. Ahiret cevaptır. Ha, işte bu Allah'ın bu iyiliğini hiçbir şeyle ödeyemeyiz. Ya Rab, senin bu iyiliğini nasıl ödeyeceğim ya? Diyesin geliyor. Ayaktasın. Yekün nimetlerine. Şimdi rüküyü anlatıyorum. Allah'ın bu kadar nimetlerini, istidatlarımın istediğini ahirette cevap veren, şükür buna verdiği için, ahiretle bana cevap verdiği için fıtratıma şükür, hamd,
İstiyane. İstiyane? Yardım etmek, yani istemek. Celal ve azametine karşı, celal ve azametine karşı rükûya gitmek. Celal ve azametine. Şükür, hamd, istiyane etmek anlamına geliyormuş. Rükû. Bu nimetleri gördün mü? Cevap budur dedi. Bir namaza durmadım daha, bir daha yapıyorum. Fıtratım bağırıyor. Bu kadar ihtiyaçlarım var. Kıbleye koyacağım bunları. Oradan cevap geldi. İmdat diye bağırıyorum. Ahiret nokta istimdat. Sorularıma, imdat bağırışıma cevaptır. Cevap geldi. Vay! Gördüm. Evet, teşekkür edeyim. Teşekkür etmek. Ettim. Görünce teşekkür ettim. Eğildim. Rükû ile atsini izhar etmek, kemali bir zevaline, kemali bir zevaline ve cemali bir misaline, yani öyle bir kemal ki zevali yok, öyle bir cemal ki misli yok, ona secde etmek, yani birincisi fıtratın bağırması, na cevap diye seccadeyi koydum. Fıtratımın sesine kulak verdim. Cevap geldi ahiretle. Allahu Ekber diye mukabele ettim. Ya Allah Allah, ben bunları hak etmiş miydim ya? 90-80 kilo bir adamım. Kainat benim için niye kurulsun? Allah kainat, ahireti niye kursun ya benim için? Allah kim, benimle ne uğraşıyor? Almanın bana dediği gibi. Ayakta anlatacağım. Kuksa Efendi'den sahilden şeye gidiyoruz. Adaya, at arabasıyla. 6 saatte su çekiliyor. Oluyor. Kara. 6 saat sonra su geliyor. Kapatıyor. Oluyor okyanus. Gemiler şileplere yanaşıyor. At arabasını kiraladık. Çekiyoruz. Çekimde var. Kamerada var. Dedik ki Got'la aran nasıl dedik adama. Paytoncu ve. Kod kim, ben kim dedi ya, benle beni unutmuştur dedi. Dedi ki ya bu kum tanelerini God yapmış olmaz mı yani bu zerreleri? Atla gidiyor. Hem de bakıyor, ilk defa görüyor. Ya God'un o kadar işi var ki diyor, bu kumlarla mı uğraşacak diyor. Yani inanarak söylüyor ha. God şu, Allah, o büyüktür. Büyük şeylerle meşgul olur. Küçük şeylerle meşgul olur. Büyüklük öyle zannediyor. Oysa büyük, büyük saat. Büyük de meşgul olduğu gibi aynı şeyde hiç kolay, zorluk olmadan küçük de meşgul oluyor. İşte bu kadar fıtratımızın istediğine görünce rükûya gidiyoruz. Sonra gittik ama Allah'ın bir kemali var, zevali yok. Allah'ın bir cemali var, benzeri misli yok. Buna düşününce rüküde Allahu Ekber diye secdeye gittik. Secde edip, secde neymiş? Hayret ve muhabbet ve mahviyetle ilan etmek. Secdede neymiş? Hayret, muhabbet, mahviyet. Mahviyet ne? Terk. Mahviyet ne olabilir? Önden geçme. Tamam, güzel. Şimdi sahabelerin en büyük sıfatı neydi? İshar ne demektir? Beraber mutala edelim diye şey yapayım. Haşa, intihamanızı. Kardeşini tercih etmek. Kardeşini tercih edebilmesi için kendisini ortadan kaldırması lazım. Kendini kaldırmadıkça karşı ki var olmaz. Mahfiyet işte kendini ortadan kaldıracak kadar hakikatine şahit olmak. Ben varım dediğim var ya, vücut vermiştik bunlara. Beden, ben demiştim. Bunun peşine koşuyordum. Değilmiş yani. Benim değilmiş. Kendini ortadan kaldıracak kadar hakikate şahit olmanın haletine, mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu
Anlamayan insan insan değil. Kızmayan değil. Anlamayan. Şimdi asr. Asr ikindi vakti neymiş? Bu anlatırsanız aynı zamanda namazın sureti, hakikati, mahiyeti mi oluyor? Evet. Şimdi Hasan abi, he. Biz bunları mesela okuduğumuz halde çoğu zaman aklımızın ucundan geçmiyor. Yani bu fiillerin evet. Şeyi. Bu bilinçaltına mı vuruyor? Nasıl oluyor? Şimdi aynı sorun nerede var? Diyor ki senin anlattığın bu imanı bir Müslümana teklif etsek diyor işaret icazda. İman nedir diyor. Söylesek diyor. Bir Müslüman senin diyor anlattıkların diyor. Anlattıklarını tarif edemez, anlatamaz. Yani imanın noksan mı? Hayır. Edememesi sahibi olmadığını göstermiyor. Bu derste ruha nakşediliyor. Hiçbir şey yok olmuyor. Yani uzaya gelip sıralayıp söyleyebilmek o kadar mühim de değil. Olsaydı farz olurdu. İman ettiğini ifade etmek. Hayır. Niyet etmek diyor. Ruh bu halete mi bürünüyor? Bürünüyor. Mesela hasta olmadınız mı? Hasta son zamanda gripti, korona olmuşuz değil mi? O andaki haletle şu andaki haletimiz bir mi? Nasıl oldu o? Yani hastalığın getirmiş olduğu halet yumuşuyor adam ama sonradan da o haletlerimiz var ya, o pişmanlıklarımız nasıl mesela, ona kimle aram yok? Düzelteyim ya. Ya fani dünya ya. Buna da bir telefona barışayım ya. Yapmıyor musun? Ya şunu da yanlış yaptım ya. Şunla da helal alsam. Ya gerek var mıydı bundan böyle dalaşmaya? Niye bu hale geldin? Ne oldu ki? Üzerindeki battaniyeler kalktı. Ha, şu anda ifade edemiyorsun ama hastalıkta bu çıkıyor değil mi? Bu haletler, kemal haller gözüküyor değil mi? Sekerat bundan daha ileri. Arkadaşlar, her şeyin dört tane mertebesi var. Ölüm anını anlatacağım size. Her şeyin sureti var. Her şeyin. İki, her şeyin kanuniyeti var. Her şeyin hakikati var. Mahiyeti var. Bu yöntemi bilirsek külliyatı daha iyi anlarız. Birbirine zıtlaşan gibi gözükenleri de ancak tefrik ederiz. Örneğin, sekeratın suretini yapayım. Hastaneye gittiniz. Ya gittiniz siz gitmeyin. X bir adam gitti. Doktor dedi ki, raporu verdi. Sardı maalesef. Sen aklın kanser olmadı ya. Akciğer kanseri oldu. Miktarı da şu kadar ortalama yaş. Sana söyledi mi? Söyledi rapor. Bu nedir biliyor musun? O andaki haletin adı sekeratın fikir boyutu. Sureti bu. Sekeratın fikri sekerat denilir. Fikir cihetiyle artık ölüyorsun. Senin için he? Ölüyorsun artık. Ölümün fikriyatı çıktı ortaya. Sonra onun sana açtığı nelere yaptıracak sana? Helallik dilemek, eksikliklerini kazanamazlar falan. Bu da kanuniyeti. Hakikati ise bizzatihi muhatap olacağız. Mahiyeti ise haşir meydanına kadar sürettir. Onun için sekeratın sureti. Bir örnek vereyim mi Kur'an'da? O zaman pek kabul olmadığını. Musa Aleyhisselam'ın arkasından giden Firavun, Musa'nın Rabbine iman ettim demedi mi? Kabul edildi mi? Niye edilmedi? Sekeratın sureti oldu Fatih. Artık gözüküyor. Ama tefsirciler Risale-i Nur başka bir şey ya. Sureti, kanuni, hakikati, mahiyeti olmadığı için tefsirciler demiş ki Musa'nın Rabbine iman ettim dedi. Al kainatın Rabbine deseydi iman oldu. Ya çok kadar tekellüflü değil. Oysa sekeratın sureti tahakkuk etti. Sana gittin çapadan çıktı eline verdiler. Geçmiş olsun. Aldın. Ömer kardeş bu akşam nereye derse gidiyorsun? Hayırdır işte derse gelmiyordun, zamanım yok diyordun, kafana bir şey mi düştü? Rapor aldın, hadi derse gidelim. Rapor almadın şu anda dinçin, hadi derse gidelim. Aynı mı? Aynı derecesi mi var?
Olsun da keşke o da olsun ama. He? Sekeratın sureti başladı kardeşim. Korona geldi, yoğun bakıma sureti başladı. Ver telefonu ya, herkes kimle aram yok diye, ben şunlarla barışayım. Çıktıktan sonra bana bak, hey ne yaptın ya? Muhasebeci, tezgahtar, dükkancı. Dükkan ne yaptın falan kardeşim? Onlar hep git. Ya. Acayip. Musibetler şey değil mi? Sensör gibi o tarafı devreye sokuyor. Devreye sokuyor. Üzerinde o adamlar devre dişi oluyor. O gaflet veren nefis vesaire, onlar devre dişi oluyor. Kötü tarafları kapatıyor mu abi? Evet. Onlar bu taraf ama öteki taraf açılıyor. O kadar yakın hissediyorsun ki Azrail, ha Azrail aleyhisselam geldi, ha geldi. O kadar da tatlı oluyor ki diyorlar. Ama Allah ve ahirette ümitliysen o süreç güzel geçiyor. Bekleyiş. Ama Allah ve ahiretten iyi yoksa ne demişti senin babana? Allah rahmet etsin gene. Bizim köylü birisi Halit abi ziyaret etmiş Rize Hastanesi'ni. Adam sarmış. Halit demiş. Bilmem ne olayım, nasıl yeminler ediyor. Dua ettir cemaatine. Ben buradan bir çıkayım. Zerre kadar bir adım bile arkanızdan ayrılmayacağım. Çantanızı taşıyacağım. Küllü men yalan. Çıktığı gün unutacak değil mi? Unutacak ama çıkamadı tabii. Biliyorsun değil mi? Çünkü daha önce çıktı. Daha önce söyledi. Birisi var. Şimdi İslam abiye demiş ki bir derse götürmüş. Allah bana bilmem neyi mi versin bir daha bu adamdan ayrılırsam. Özür abinin benden alacağım felç. Dersi gördüm. Falan. Ondan sonra geçti. Geçen meğer durumu hepten iyi değil. Çıkartıyorlardı ki ben de spor olsun diye yaya gidiyorum. Durdurun bunu. Hoca camı açmış. Sarı serum da tıkır tıkır gidiyor. Hoca, dua et. Kör olayım, gözlerim kör olsun. Allah canımı alsın, zaten alacak. Buradan çıkayım. Seni ben götüreceğim. Yaya müsaade etmem sana. Derslerini ben götüreceğim. Küllü ben yana. İnsan oldu ama hoşuma da gidiyor. Dedim ya Rab senin de hoşuna gidiyor. Biz böyleyiz biliyor musun? Serum bitti, araba bitti. Kahveye. Hadi bakalım bir asır da okuyayım. İnsanız ya, insan olmak da güzelmiş ha. Asır vaktindeki o vakit hem güz mevsimi hazinanesini... güz mevsimi nedir? Sonbahar. Hazinane değil mi? Yapraklar uçuşuyor, dökülüyor. İşte rüzgarlar esiyor. Allah Allah. Bahar elveda diyor. Başlıyor. Sizinle alakası yok. Hep bize yani ayrılık. Kanan yok. Ve güz mevsimi hazinanesini ve ihtiyarlık haleti mahzunanesini. Demek ki ikindi vakti kemal bulmuş gün. Artık sonbahara doğru bir de ihtiyarlık hazinanesini, ihtiyarlık manası ikindi vaktini gösteriyor. İkindi vakti var ya, yapraklar dökülüyor, ihtiyarlık başladı. Bel tutmaz, abdest tutmaz, burun tutmaz, kafa tutmaz, laf tutmaz, tutmaz da tutmaz. İman lazım git dursun. Vallahi iman yani. İmandan başka hiçbir şey tutmuyor be. Sordum kendime. Üşüttüm de biraz da. Şimdi biz de oluyoruz dedim. Allah Allah o aletler gelince. Dedim ne haber? Derslerde şey söylerdin. Kötü veya de ketin okun. Şimdi nasıl? Acayip o anda... Baktım ki hiçbir amelin öne gelmiyor. Ben kendi dünyamı söylüyorum.
en zor durumda insan ameline güvenmez ama yine tutunacağı bir şey arar. Ben kendimi söylüyorum. Hiçbir amelim gözüme gelmiyor nefes alamadığım zaman. Tek şey, düşman olduğum şey geliyor. Ne ile geldi? Ağlayan. Ya Rabbi. Ha birisini rüyada gördüm. Bu mana. Rüyada gördüm. Kendisine söyledi. Nasıl gördün abi? O bana soruyor. Diyor ki, abi dedi ben ölüyorum dedi. Ne diyeyim oraya? Tamam. Resul. Acayip. Ha şimdi. Dedim ki, sana soracaklar ne ile geldin? De ki, tövbe ile geldim. Bir şey mi yap? Peki, tam da böyle sonsuz alemine böyle kolu salaya salaya gelinmez. Neye tutundun yani? Var mı bir şey elinde? Vallahi ya Rabbimin düşmanını düşman edinerek geldim. Öyle dersin. Tamam abi dedi. Neyle geldin? Ya Rabbi, senin düşmanını düşman edindim. Senin düşmanların bana düşman olması delilimdir. Ya tamam. Hadi bakalım biraz tenevüs ettik. Demek ki ikindi vakti güz mevsimin hazinanesini, ihtiyarlık haleti mahzunanesini, üç, ahir zaman mevsimi elimanesini andırır. Ahir zaman şimdi. Ve hatırlatır. Hem yevmi işlerin neticelenmesi zamanı, hem o günde mazhar olduğu sihat ve selamet ve hayırlı hizmet gibi niyam-ı ilahiyenin bir yekün-ü azim teşkil ettiği zamanı. Varsa bir hizmette, yaptıksa, derse gittikse, ama çapada veya bir hastanede eline senin işte şey et talili, ne diyorlar o, parça alındı. Sonuç bu. Patolojiden gelmiş. O hale gelmeden önce yaparsak kaliteli olur. Bak, diyor ki yevmi işlerin neticelenmesi zamanı. Yaşadık sabah, gece yaşadık, sabah yaşadık, öğleyin, ikindi. Neticelenmesi zamanı. Hem o günde mazhar olduğu sihat, selamet, hayli hizmet gibi niyam-ı ilahiyenin bir yekün-ü azim teşkil ettiği zamanı, hem o koca güneşin ufule meyletmesiyle, meyletmesi işaretiyle, koca güneş kaybolmaya doğru meyletmesiyle, ne diyor? İnsan bir misafir memur. Güneş batarken şunu diyormuş. İnsan bir misafir memur, her şey geçici, bir karar olduğunu, hiçbir şeyde karar olmadığını ilan etmek zamanıdır. Şimdi ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan, İhsan'a karşı perestiş eden, yani ihsanı çok seven, firaktan, ayrılıktan mütellim olan ruhu insan, ayrılıktan rahatsız olan insan, kalkıp abdest alıp şu asr vaktinde ikindi namazını kılmak için kadim-i baki kayyum-ü servedinin, bak kadim-i baki, baki ama kadim, sonradan elimize geçen bir nimet değil. Allah kadim, kadim bir gelenek gibi. Tamam mı? Ta eskiden beri Rabbim. Ben bunu tanıyorum zaten. Elestu bi Rabbikum den beri benim Rabbim. Her zaman bırakmadı beni. Kadimi baki. Demek ikindi seccadeyi sermek. Kadimi baki. Kayyumi sermedi. Yani onunla her şey ayaktaydı. Sermedi. Sermet. Ebedi. Sonu yok yani. Böyle bize. Dergah-ı Samedaniyesine her şey ona muhtaç. O ise hiçbir şey muhtaç olmayan zatın dergahına. Dergah derken var ya, padişahın huzurunda dergahlar böyle konuşma meclis olurdu ya. Onun gibi dergahına, Samedaniyesine arz-ı münacat ederek zevalsız ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip, zevalsız, Allah'ın rahmeti neymiş?
Zevali yok. Bitmesi yok. Sönmesi, solması yok. Bak, solmak yok. Sönmek yok. Sabit de yok. Bir an bir ana benzer. Cennetteki lezzetini başlatayım mı senin bak. Doğdun öldün. 60 sene. Maddi ve manevi huzur, lezzet, keyif, lezzet, tat, baklava, cinsellik, güzel manzara, güzel şey, sesler, filmler ve yani lezzet adına her şeyi toplar mısın pekmez tayin gibi? Koy bir yere. Karıştır karıştır. Lezzet ve zevk. Mubah olanları. Karıştır mı Fatih? Tek bir noktaya. Cennete girdiğin zaman bu hayatının komplesi maddi ve manevi. Namazdan, baklavadan, eşten aldığın her şeyin lezzetinin toplamı cennetteki ilk mukademe olacakmış Müslümana. Onda, bir an sonraki lezzet bununla hiç alakası yok. Sonsuz ondan farklı. Üçüncüsü daha ondan farklı. Onun dördüncüsü ondan farklı. Böyle gidecek. Cehennem ise bunun tersidir. Bizimle alakası olmadığı için almış. Bizimle alakası. Kim oraya randevu vermişse o düşünsün. Cehennem de buymuş. Aman ya. Hakikaten Allah onun için yaratmamış insanı. Allah kurtulmak için bahane arıyor. Bir hadis gördüm, aklım gitti. Haşir meydanında Cenab-ı Hak affetmek istiyormuş. Okulu affetmek istiyor. Onu söylüyor yok, bunu söylüyor yok. Hiçbir şey yok. En son demiş ki, insan gülesi geliyor. Ya benim sevdiğim bir alimin ismini söyle de bu isim hürmetine seni affedeyim. Benim sevdiğim bir alim. İsmini söyle ya onu. Ya acayip bir şey ya. Ya Rab. Sonra merak ettim. Ya Rab hakikaten diyemedi mi diyorum kitaba. Onu da mı diyemedi? Ya ne güzel bir Allah ya. Hayal ettiğiniz gibi de değil ha Allah. Daha güzel o. Hayal ettiğin gibi de merhametli değil ha Allah. Daha fazla. Hayal ettiğimiz gibi değil ha Allah. Daha fazla unutan, günahlarımızı unutan, görmeyendir. Settar. Settar. Allah böyle. Çok şükür. Bize nasıl bir ümit vermiş. Çok şükür. Bitiriyorum. Bu derse göre cehennem yok abi. He? Yok. Müslümana yok. Allah onun için yaratmamış. Bir şey diyeyim mi size? Allah'ın böyle gayesinde, hedefinde, maksadında cennet cehennem yok ya. Mesela şöyle diyeyim. Babanın gayesi Kur'an öğrenmek. Çocuğun. Vesile bisiklet. Şimdi babanın gayesi Kur'an, sonuç, vesile bisiklet değil mi? Çocuğa göre bisiklet, sonuç, Kur'an vesile. Öyle değil mi? Kur'an'a çıkarsam bisiklet vereceğim. Öyle mi abiler? Şimdi çocuğun nazarında bisiklet nedir? Gayedir. Sonuç. Kur'an öğrenmek ona varmak içindir. Allah kendisine muhatap olmak için cennet cehennem süreçtir. Bisiklet gibi. Sonuç Allah'tır. Bizim için cennet sonuç olduğu için namaz, oruç, Allah vasıta ol. Çocuk kapalı olduğumuz için. Anladın mı? Allah için cennet cehennem olsaydı bizi zaten buraya getirmezdi. Allah abes, hikmetsiz bir iş yapmaz. Ve ma rabbuke bizelamin lil abid. Allah kullar üzerine zalim değildir. Öyle der. İstihsa etmez, alay etmez. Cennetten getirip de seni, hadi bakalım alır çikolatayı çocuk. Hani bunu yaparsan vereceğim. Öyle değil. Çıkarttığı cennete tekrar koymak için getirmemiş. Gaye değildir cennet. Risale'de de öyle geçiyor. Şakirtlerine cenneti gaye ettirmez diyor. Kur'an şakirtlerine cenneti gaye ettirmez. Sonuç kendin kendine varacaksın. Kendin kendini keşfedeceksin.
Kendin kendini fethedeceksin. Kendin kendinde tecelli ettireceksin. Kendin kendinle barışık olacaksın. Kendindeki cennet cehennemi tefrik edeceksin. Sen sende olduğunu göreceksin. Bunlarla farkındalığımızı artırıp beşeriyetten sıyrılıp insan olacağız. Gayet muhatap ilahi olmak. Yani aynı ruhumuzu Zat-ı Zülcelal'e ayna yapmak için gelmişiz. Cennette bu ayna basitti. Kıyassız bir ayna. Arkadaşlar, bisiklet sonuçtur çocuğa. Kur'an vasıtadır çocuğa. Baba, Kur'an sonuçtur, bisiklet süreçtir. Allah sonuçtur bize, cennet süreçtir. Miraç'ta yapmadı mı bunu? Cennete girdi. Haşa, cehenneme girmedi. Cehennemi gördü. Cennete gitti değil mi Peygamberimiz Aleyhisselatü? Ben diyor İdris kardeşimi gördüm. Ne yaptı? Ha, süreci gördü. Bıraktı, geçti. Arş, lef-i mahfuz, arş-ı azam, imkan ve vücut ortası kab-ı kavseyine, Zat-ı Zülcelal'in ilk önce kelamına, sonra rüyetine mazhar oldu. Vallahi cennet gay değil. Ha ama toplumda ne yapalım? Kürsüde de, camide de vaaz eden insanı böyle anlatabilir miyim? Cennet var ha! Cehennem var ha! Diyorum. Da ne yapayım? Ama içimden diyorum ki, o da vasıta. Dedin ya, cennet. Nurcu'nun cenneti, cennetin sahibini bulmaktır. Nurcu'nun cehennemi, cehennemin sahibini kaybetmek olmalı. Dergah-ı Samedaniyesine arz-ı münacat ederek zevalsız ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek izzet-i rububiyetine karşı zelilane rüküye gidip sermediyet-i uliyetine karşı mahfiyetkârane secde ederek hakiki bir teselli-i kalp, bir rahat-ı ruh bulup, huzur-u kibriyasında kemerbeste-i ubudiyet olmak, yani her türlü ibadete hazır olmak, demek olan az namazını kılmak, ne kadar ulvi bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borç-u fıtrat eda etmek, borcu fıtrat eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan anlar. Mesela daha çok ve bitti, Kur'an şey yapacağız. Kardeşim o gece kalktığınızda var ya, hiç kimse yok, cemaatçın, semada zaten, ilk önce Allah Resulü semaya bakarmış. Böyle kalktın böyle, namaza durduğun zaman, hakikaten Allah'tan başka kimse yok. Yani seni meşgul edecek kimse yok ya. Böyle. Gece peygamberlere farz ya. Gece bir kalkın böyle. İçen bir deneyin bu zevki, bir deneyin ya. Adam Kuksa Efendi'de dershane açmıştık. Bir Alman felsefe çocuğu merak etti. Konuştuk. Ondan sonra sen otur dedik. Biz Gott'la bir konuşma yapacağız. Onunla bir merasim yapacağız. Bir görüşme var ruhu. Namaz duracağız. Sen burada otur. İnan Allah şahit. Ben de dedi durabilir miyim Gott'un huzurunda? Daha Müslüman değil. E tamam da şimdi ne yapacağız? Şimdi sessiz sessiz Allah'a. Adam dikildi. O zaman öleyim. Öğlen de sesli okunur mu namaz? Cemaate dedim ki arkadaşlar, arkadaş bizimle beraber duracak. Ha. Gündüz okumak, sesli okumak mekruhtur. Ben mekruhu yapacağım. Ahmet bin Hanbeli, bizim Hanefi mezhebinin İmam-ı Muhammed'i şey yapacağım, taklit edeceğim. O dedi ki, sessiz okumak karıştırıyorsan,
öğle namazı bile kendin duyacak kadar sesli okuyabilirsin. Sesli oku yani. O da. Şimdi dedim ben öğle namazı, şimdi adam dikilecek. God'la konuşacak. Şimdi Allah'a. Şimdi öğle namazında bir eğiliyor birisi, birisi kalkıyor. Bir ona bakıyor eğiliyor. O kalkıyor şey yapıyor. Bir ona yetişiyor, bir ona yetişiyor. Bir acayip. Sünnet ya bu. Herkes farklı iş yapıyor. Dedim ki son sünneti dedim. Sonra şey yapacağım. Ben dedim sesli okuyacağım. Arkadan subhanallah. Elhamdülillah uyarmayın bana. Yani abi sessiz oku diye. Tamam tamam abi. Bir tanesi diyor ki hakikaten sonradan iade edecek miyiz? Lan ne oluyor lan namaz işte. Dedim ki Rahman suresini okudum. Sırf o çocuk için. Ondan sonra oturdu. Ben dışarıya çıkmıştım. Demişler ki ona, ne oldu dedi. Hiç ses yapmıyor. Sonra dedi ki, sizin gibi olmak için ne yapayım yani dedi. Yani diyemiyor ya, Müslüman ol. Hemen o anda kelime-i şehadet getirip Müslüman ol. Öğle namazının sesli okumakta itimat edin aynı böyle oldu. La ilahe, hiç unutmuyorum namazda, namazın kerametini ortaya gördüm. Namazda. İkinci görüşmemiz, bir hafta sonra zaten hapise gitti. Uyuşturucu içiyordu, onunla yakalanmış, mahkeme olmuştu. Aha, böyle ya, bakın namazı sesli. Fesvanallah ya, namaz için. Hadi abi, gel bizi böyle bir rahatlattır. Bir dakika dur bir arkadaş sesi yükseltin bak ne diyor. Dur. Ben de oradaydım oraya şahit oldum ben de şahitlerim. Evet Almanya'da İsmail Frankfurt'ta mı Kuxhaven'de oradaydı. Hatırladın İsmail? Hamburg'dan abi evet. Ha Hamburg'da Frankfurt'ta. Hatırladın değil mi İsmail? Evet abi bizatihi aynı olayı beraber yaşadık. Çok acayip. Ondan sonra Rahman suresini okumuştum değil mi İsmail? Evet abi, evet. Çünkü yani suresiz, yani sesli bir şey okumadan yatıp bakmak biraz manasız olacaktı çocuk için. En azından oradaki bir fiilin içerisinde bir sesin, bir mananın olduğunu görmesi, bilmesi... Allah Allah. ...onun aleminde bir etki yapacağını düşündüğünüz için doğru olması gerektiğine karar verdi. Evet, evet gitti. İnan kaç kişi Müslüman oldu çok şükür ya. İçeride devam etti mi abi? He? İçeride devam etti mi? Ondan sonra ben geldim tabii o şey yaptı fakat kitapları aldı. Kitapları aldı. O gitti o Almanlar şey bizim gibi değil o bırakmıyor. Çünkü başka şansı yok. Bir de felsefe okumuş. Ha anne babası da felsefeci değil mi İsmail? Felsefe öğretmeniydi. Anne çocukla ilgili fazla bilgim yok abi. Evet anne babası da şeydi. Ya bu Yusuf çeviriyordu. Almanca o çok ana lisanı gibi bildiği için bak o da şey. Gel abi. Çok şükür. Hepinizin defterine yazılmış ha güzel tarafı da o. Cemaat değil miyiz? Hepimiz ortak değil miyiz? Sizinki bana, benimki ona, herkesin ortak. Al. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاء وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز
تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة